Bismillahirrahmanirrahim. Kalplerin Keşfi kitabından 5. bölüm. Nefse ve şeytana karşı koy. Akıllı insan nefsin azgın isteklerini açlıkla yok eder. Zira Allah, düşmanı olan nefis ancak açlıkla dizginlenir. Zira şeytanın insana ulaşma yolları şehevi arzular, yemek ve içmektir. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, şeytan insan vücudunda kan damarları yoluyla dolaşır. Bundan dolayı siz onun yollarını açlık ile daraltınız. Kıyamet günü insanların Allah'a en yakın olanı, en uzun süreli aç ve susuz kalanıdır. İnsanoğlunu helak eden en büyük tehlike midesini doymak, bilmeyen arzularıdır. Hazreti Adem ile Hazreti Havva'nın cennet gibi huzur ve istikrar yurdundan çıkarılarak zorluk ve darlık diyarı dünyaya gönderilmesinin sebebi odur. Çünkü onlar Allah'ın yaklaşmalarını yasakladığı ağacın meyvelerini nefsi arzularına uyarak yediler. Zira mide, şehvi duyguların kaynağıdır. Böylece ortada çırılçıplak kaldılar. Mide aşırı arzuların kaynağıdır. Ehli hikmetten biri şöyle demiştir. Nefsin isteklerine uyan kimse, onun azgın arzularından hoşlanmaya mahkum edilmiş kimsedir. Onun yanılmalar zindanında tutuklanmış, kalbini faydalı şeylerden mahrum etmiş olur. Vücut azalarının toprağını azgın istekleriyle sulayanlar, kalplerine pişmanlık ağacı dikmiş olurlar. Allah-u Teala, yaratıkları üç grupta yaratmıştır. Melekleri akıllı olarak fakat şehvetsiz bir şekilde yarattı. Hayvanları akılsız fakat şehvet sahibi olarak yarattı. İnsanları hem şehvetli hem de akıllı olarak yarattı. Kimin şehveti aklına galebe gelirse, o kimse hayvanlardan daha aşağıdır. Ama kimin aklı galip gelirse, meleklerden daha hayırlıdır. Hikaye. İbrahim Havvas anlatıyor. Bir gün Likam dağındaydım. Bir nar ağacı gördüm ve canım çekti. Bir nar kopardım ve tadına baktım. Nar pek ekşiydi. Narı yere attım ve yoluma devam ettim. Az ileride birini gördüm. Yere serilmiş ve üzerine arılar üşüşmüş. Adama selamünaleyküm dedim. Ve aleykümselam ya İbrahim diye karşılık verdi. Beni nereden tanıdın diye sordum. Şöyle dedi. Kim Allah'ı bilirse ona hiçbir şey gizli kalmaz. Ona dedim ki Allah ile arının iyi olduğunu görüyorum. Ondan seni bu arılardan kurtarmasını istemedin mi? Deyince bana şu cevabı verdi. Ben de senin Allah ile arının iyi olduğunu görüyorum. Ondan senin narı yeme isteğinden kurtarmasını istemedin mi? İnsanın nara olan düşkünlüğünden dolayı cezası ahirette verilir. Oysa arı sokmasının cezasını insan bu dünyada kısa bir süre için çeker. Arı sokması insanın bedenini incitir. Fakat şehvet iğneleri kalbi yaralar. Bu söz üzerine o adamı bıraktım ve oradan uzaklaştım. Bilinmelidir ki şehvet kralları köle yapar. Sabır da köleleri kral yapar. Yusuf aleyhisselam sabrıyla Mısır'a kral oldu. Züleyha ise şehvetinden dolayı kral hanımı iken zelil, fakir, fakir ve aciz oldu. Çünkü Züleyha Yusuf'a olan sevgisinden dolayı sabretmesini bilemedi. Ebul Hasan el-Razi anlatıyor. Babasının vefatından 2 yıl sonra rüyasında babasını üzerinde katrandan bir elbise olduğu halde görür. Ey babacığım, ne oldu da seni cehennemlikler arasında görüyorum der. Babası, yavrum, beni nefsim cehenneme sürükledi, sakın nefsine aldanma diye cevap verir. Şairin biri bu konuda şöyle demiştir. Başıma 4 bela sarıldı. Sapıklığım, iradesizliğim yüzünden düştüm pençelere. Şeytan, dünya, nefsim ve sonu olmayan arzular. Hepsi de düşmanım. Acaba kurtuluş nasıl? İhtiras ve kuruntuların karanlığında. Nefsimin beni sonu olmayan arzulara çağırdığını görüyorum. Hatimul Asam şöyle demiştir. Nefsim ayak bağcığımdır. İlmim silahım. Günahım hayal kırıklığım. Şeytan düşmanımdır. Benim nefsim hilekardır. Onu daima azarlarım. Bir mutasavvıfın da şöyle dediği rivayet edilir. Cihat 3 çeşittir. 1- Kafirlerle cihat etmektir ki bu görünen bir cihattır. Allah'ın buyurduğu gibi Allah yolunda cihat ediniz. Maide suresi 34. ayet. 2- Batılın peşinden gidenlerle ilim ve delillerle cihat etmektir. Kur'an-ı Kerim'de en iyi usullerle onlarla mücadele et. Nahl suresi 25. ayette buyurulmaktadır. 3- Nefsin kötü ve azgın isteklerine karşı verilen cihattır. Allah'ın buyurduğu gibi bizim yolumuzda cihat edenlere yollarımızı açık olarak gösteririz. Ankebut suresi 67. ayet. Rivayet edildiğine göre en faziletli cihat
nefis ile yapılan cihattır. Hatta sahabe-i kiram savaştan döndükleri zaman şöyle diyorlardı. Küçük cihattan büyük cihada döndük derlerdi. Çünkü onlar nefis, şeytan ve heva ile yapılan cihadı büyük cihat olarak vasıflandırdılar. Zira bunlarla yapılan mücadele devamlı olan mücadeledir. Kafirlerle cihat ise muayyen vakitlerde yapılıyordu. Bu cihadın küçük olarak isimlendirilişinin nedeni savaşta kafirlerin yani düşmanın zahiri olmasıdır. Fakat büyük cihatta şeytan görülmez. Görülen düşman ile yapılan cihat, görünmeyen düşman ile yapılan cihattan daha kolaydır. Zira şeytanın senin nefsinde bir yardımcısı olarak heva ve hevesin vardır. Fakat kafirlerin senin nefsinde herhangi bir yardımcısı yoktur. İşte bundan dolayı nefiste cihat daha zordur. Kafirle cihatta kafiri öldürdüğün zaman zafere ve ganimete ulaşıyorsun. Eğer o seni öldürürse cennete ve şehadete kavuşuyorsun. Fakat şeytan seni aldatır, öldürürse Rahman'ın azabına duçar olursun. Denir ki, kim savaşta atını kaçırırsa düşmanı esir düşer. Kim de imanını kaçırır, kaybederse azaba müstahak olur. Her kim düşman elinde esir olursa yüzü kararmaz. Ellerini boynuna bağlamazlar. Ayakları kelepçelenmez, midesi aç bırakılmaz, bedeni üryan halde soyulmaz. Ama Allah'ın gazabına uğrayan kimsenin yüzü ateşten kararır. Elleri boynuna zincirlerle bağlanır. Ayakları ateşten iple bağlanır. Onun yiyeceği ateşten ve giyeceği de ateşten olur.